Değerli konuklarımız, çok yoğun işleri arasında bize zaman ayırıp buraya gelen Abdurrahman abimize, Selahattin abimize ve Yıldıray kardeşimize öncelikle sizin adınıza hoş geldiniz diyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu paneli düzenlemekte emeği geçen herkese, başta Baki Karaca Bey kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sizler de günlük meşgale içerisinde işlerinizi bırakıp burada fikir taatisinde bulunmak üzere hazır bulunduğunuz için sizlere de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tabii son zamanlarda demin kardeşimiz de işaret ettiği gibi gündem çok sık değişiyor. Hangi gündemi yakalayacağımıza doğrusu şaşırıyoruz. Ama en son bizi sıkan, canımızı sıkan ve bizi çok yoran bir ekonomik krizle baş başa kaldık. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek der ki, Everest tepesi gor çukurundan çıkmaz diyor. Himalaya dağları üzerinden yükselir. Yani Everest tepesinin altından Himalaya dağlarını çekseniz bizim Erek Dağı kadar da yoktur. Ama onu besleyen bir Himalaya dağları var. Onun için yüksek görünür bize. Şimdi bu ekonomik kriz gor çukurundan mı çıktı yoksa altında bir Himalaya dağları mı var? Türkiye'nin gidişatından mı yoksa dışarı tesirlerden mi? Bunları değerli gazetecilerimize soracağız. Bendeki sırayı takip ediyorum ama Selahattin abi bana daha yakın oturmuş. Ya siz o sırayı takip edersiniz. O sırayı takip edeyim. O zaman değerli gazeteci, Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak abimize bu soruyu yöneltiyorum. Bakayım Abdurrahman abi bize neler anlatacak. Buyurun abiciğim. Dünyanın üzerinde bir bölge, bölgede bir Türkiye var. Dünyadaki bütün olumsuzluklar bize yansıyabiliyor. Bölgedeki olumsuzluklar da bize yansıyabiliyor. Bizim kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanan sorunlar var. Yani nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bugünkü dünyada 62 patron dünya gelirinin yarısından fazlasına sahip. Bunların yarıdan çoğu Amerika'da yaşıyor. Diğer önemli bir kısmı Avrupa'da ya da Asya'da yaşıyorlar. 62 patronun ilk 7'si 55'inden daha büyük. İlk 7'nin ilk 3'ü toplanıyor. Diğerlerini de çağırmıyorlar. İlk 3 Rothschild'ler, Rockefeller ve Almanya'da yaşayan ki bu toplantılara da katılmayan Habsburg ailesi var. Rothschild'lerin merkezi İngiltere, Rockefeller Amerika'da. Fed'in yönetiminde daha çok Rockefeller hakim ama doların ve dünyadaki bütün paraların değerleri ve faizleri, faiz oranları bankaların Libor tarafından belirlenir. Dünyanın en büyük 12 bankası var da 7'si dominant belirleyici. Her gün açıklarlar biz şu parayı şu kadar liradan alıyoruz değerle, şu fiyattan da satıyoruz derler. O dünya piyasasındaki kuru belirler. Ve biz bu paraları da şu bankalar olarak şu faizle alırız ve veririz derler. Dolayısıyla para ekonominin metrik sistemi ise paranın iki tane merkezi var. Biri Amerika, rezerv para olarak dolar kullanılıyor. Bakın eğer dolar 10 liraya çıkarsa muhtemelen 40 milyar dolar civarında zararımız olacak. Ama dolar 50 kuruşa düşerse 170 milyar dolar içeri gireceğiz. Çünkü Merkez Bankası'nda, bankalarda ve kişilerin cebindeki paralar 5 para etmeyecek. Böyle bir şey mümkün mü? Çok mümkün. Çünkü 1988 bu Amerika'daki finans baronları 2018 sonunda yeni para birimine geçmeye karar verdi. The Economist'in kapağında o yılbaşında bu bir
dolar yanıyor, üzerinden bir kartal çıkıyor ve boynumda da bugünkü tarih yazılıydı. Dolar, euro ve İngiliz sterlini tedavülden kaldırılıp yeni bir para birimine geçebilirler. AliExpress'in günlük cirası 10 milyar dolar. Bizim Çanakkale Köprüsü 7 milyar dolar ve parasını 25 yılda ödeyeceğiz. AliExpress'in günlük cirosunun nakit olarak stoklanması için sayım, güvenlik ve kozmik kasa disiplini içinde her gün sadece parasını depolamak için 1000 metrekarelik kapalı alana ihtiyacı var. Yani bu basılı paralar da sorun olmaya başladı ki doların bugün 2/3 kaydı paradır. Yani hiç basılmıyor da sadece seri numarası. Siz petrol üretiyorsunuz, o petrolü siz satıyorsunuz, o alıyor. Aradaki birimi dolar üretiyor, parmağını basıyor, 10 dakikada milyarlarca dolar üretiyor ve bunu basmıyor, kayıt olarak oraya geçiyor. Ve bu kadar parayı stokladığı için sizden kira alıyor. Yani hiçbir şey yapmadan Amerika kağıt vererek o değer kadar para kazanıyor. Şu yediğiniz pirinç de öyledir. Dünyada potayla satılan bütün ürünlerin bankacılık sistemine enjekte edilmesi, finansal bir nitelik kazanması dolarla mümkün. Rezerv para olduğu için. Bu da 1972 yılında alınan bir karar. Bakın ve karşılığı da yok. Batı'nın zenginliğinin arkasında bu var aslında. O kadar çok borçlular ki dünyada ne kadar dolar varsa Amerika o kadar borçlu. Dünyanın en borçlu, iflasa en yakın ülkesi Amerika. Aynı zamanda en güçlü. Amerika bu gücünü kullanarak dünyayı yönetiyor. Ayrıca askeri güç olarak da jandarmalığını yapıyor. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya dengeleri, değerleri, rasyonları değişmedikçe hiçbir ülkede ne siyasi ne iktisadi istikrarın bir teminatı yok. Dolayısıyla biz nasıl zenginleştik? Çünkü BOP'la beraber hareket edecektik. FETÖ bir truva at olarak içimize sokuldu. Hilafet sınırları 110 ülkeye yayılıyordu. Buralarda örgütlenilen yapılarla bütün Müslüman İslam dünyası Amerikano bir İslam üzerinden manipüle edilecekti. Tayyip Erdoğan'dan istenen de BOP üzerinden eş başkanı olarak öncelikle 22 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapılarını değiştirmesi söz konusuydu. One Minute ve Mavi Marmara'yla bu süreç tıkandı. Türkiye Rusya'yla yeni bir stratejik ortaklığa gitti. Petrol ile bir denge kurmaya çalıştık. Fakat gelinen noktada uluslararası sistem bölgeyi yeniden dizayn etmek istediği için sürece müdahale etti. Ellerindeki imkan Türkiye'nin imkanlarıyla kıyaslanamaz. Size diyorum AliExpress'in günlük cirosu 10 milyar dolar. AliExpress dünya zenginler listesinde ilk 500'e de girmiyor. Bugün borsa biraz önce baktım. %3.4 bugün borsamız değer kaybediyor. Dolar da değer kaybediyor. Altın da değer kaybediyor. Euro da değer kaybediyor. Böyle bir şey yok. Bunun mantığı yok. Muhasebesini yapamazsınız bunun. Açık bir şekilde Türkiye bir manipülasyon. Bunun yanında bizim kendi iç dinamiklerimiz açısından da eksiklerimiz, yanlışlarımız var. Hainler, hep dış güçler bunları yaptılar falan filan. Hayır efendim, bizim bu yıl sonuna kadar ödememiz gereken 40 milyar dolar var. Merkez Bankası piyasadan para çekmek zorunda. Tamam, Merkez Bankası'nda rezervimiz var da teminat onlar. Yani onu nakit olarak kullanamıyorsunuz, paranız var. Bu parayı piyasadan çekeceksiniz ya da dünyadan yeni kredi kaynakları bulacaksınız. İçeriden birileri bunları dışarıya sızdırıyor. Bizim yamyamlarımız, zengin ettiğimiz adamlar da nasıl olsa dolar yükselecek. Bu kadar yükselmese de yükselecek. Yatırımdan daha kolay bir kar, bir vurgun. Biz de elinde nakit olanlar tamamı, bu da 20 kadar patron. Bunlar dolar da alınca piyasadan, dolar biraz daha yükseldi. Bunun dışında uluslararası sistem Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen finans, kapital dediğiniz yapı da bunu fırsat bilerek piyasadan para çekti. Cumartesi, pazar demediler, gece saat 02 falan demediler, para çektiler. Bunu fırsat bilen FETÖ'cüler de,
ya da Türkiye'ye karşı işte PKK ya da diğer unsurlar da, Ermeni lobisi de devreye girdi. Para çektiler ve kriz patladı. Yani hepsi üst üste geldi. Bu krizin içeride de dışarıda da sorumluları var. Ve biz böyle bir ihtimale karşı toplumsal olarak da bir direnç kazanıp bağışıklık üretemedik. Rezervlerimizi, yani özel şirketlerin rezervlerini oluştururken buna dikkat etmedik. Habire inşaata yüklendik, habire inşaata yüklendik. Sonunda şimdi devletin de, milletin de, dışarıdan yapılan müdahalenin de üst üste gelmesiyle bir kriz yaşıyoruz. Bu kriz aslında Türkiye'yi, bakın, bizi dizüstü düşürmezler, ayağa da kaldırmazlar. Türkiye dizüstü düşerse burada inisiyatif sahibi olmak isteyen güçlerin kendi aralarındaki savaş çatışmaları bir dünya savaşına sebep olabilir. Ama ayağa kalkınca da one minute diyoruz. Dünya beşten büyüktür diyoruz. O sloganın Tayyip Bey'e söyleyen bu arkadaştır. Yani bir slogan söylüyorsunuz da onun arkasında başka bir şey var. Eğer bunu söylüyorsanız söylediğiniz sözün arkasını desteklemeniz gerekiyor. O sözden etkilenecek olanların size karşı saldırıları gerçekleştiğinde ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Toplum olarak da bunun farkına varmamız gerekiyor. Ama toplum bu konuda fazla bilgi talep etmiyor. Bilgiyle çok işimiz yok. Yani sadece talep ediyor, öfkeleniyoruz, alkışlıyoruz. Bununla da bir yere gidemeyiz. Yani sadece iktidarı sorumlu tutmak, dış güçleri sorumlu tutmak, vatandaşı sorumlu tutmak yok öyle bir şey. Hepimiz birden suçluyoruz. Bu anlamda dünyadaki bu son krizin arkasında bu var. Öbür taraftan bakın bunlar bu düzeni, benim dedem 1. Dünya Savaşı yıllarında askerdi. Babam 2. Dünya Savaşı yıllarında askerdi. Ben Soğuk Savaş döneminde üniversitede öğrenciydim. Böyle giderse benim çocuklarım yeni bir Dünya Savaşı'nı da görecekler. Bu savaşların sonunda, 2. Dünya Savaşı sonunda faşizm çöktü diyoruz ama hala zihinlerimizde faşizm yaşıyor. Müslümancılık da faşizmdir, Türkçülük de faşizmdir, Kürtçülük de faşizmdir. Ben Müslümanım, Müslümancı değilim. Akıllıyım, akılcı değilim. Türk'üm, Türkçü değilim, Kürd'üm, Kürtçü değilim. Bunu diyebilmemiz gerekiyor. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşıyım, zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa diyemiyoruz. İşte o faşizmin içimizde kökleri var. Tarikatçı olabilirsin, tarikatın olabilir ama, bir sufi olabilirsin ama tarikatçılık yapamazsın. İşi ehline vereceksin. Ehliyet ve liyakat imandan önce gelecek. Biz kabileciliği ta bunun önüne koyuyoruz. İlk haram, ilk günah, Allah'ın ilk laneti ırkçılığadır. Şeytandır ilk ırkçı. İkincisi fahşadır, haramlar kronolojisinde. Haddi aşmak, fıskı fücurdur. Üçüncüsü katildir. Adalet, evrensel bir adaleti sağlayamıyorsanız, adalet yoksa barış da yok. Adalet yoksa barış var diyorsanız o Pax Roma'dır, teslimiyettir. Adalet ve barış yoksa hiçbir özgürlük garanti altında değildir. Bunları sağlayabilmemiz için Kürt'ün Türk'e, Arap'ın Çerkez'e karşı olması değil, birbirimize karşı kazanacak bir zaferimiz yok. Birlikte kazanacağımız tek bir zaferimiz var. Yoksa emperyalizmin oyuncağı oluruz ve oluyoruz. Birinci Dünya Savaşı öyle bitti. İkinci Soğuk Savaş komünizmi de çöktü. Bugünkü kriz kapitalizmin krizidir. İstediğiniz kadar kapitalizme karşı olun. Bütün iktisadi sistemimiz, kavram, kurum, davranış psikolojisi olarak tamamen kapitalisttir. Dindarımız da böyledir, liberalimiz de böyledir. Kapitalist sistemin rasyoları içerisinde, labirentleri içerisinde koşturuyoruz. Özgün bir ekonomik model ortaya koyamadık. Bu felsefeyi, bu bilimi gerçekleştiremedik. Onun için hep başkalarını suçlamak değil, kendimizi de suçlayalım. Üniversitelerimizi de suçlayalım. Evet, ilahiyatçılarımızı da suçlayalım. Faiz haramdır demekle bitmiyor. İlahiyatçı enflasyonu bilmiyor, iktisatçı ribayı bilmiyor. E ne olacak? Savrulup gidiyoruz yani. O zaman kendimizi de eleştirmemiz gerekiyor. Ve bugünkü dünya, bakın, bu şekilde yönetilemez. Dünyadaki 3 Müslümandan biri Hindistan'da yaşıyor. Dünyadaki 4 insandan biri de 100 yıl önceki Hindistan topraklarında yaşıyor. Hindistan'ın sahip olduğu toprak, Çin'in sahip olduğu toprağın yarısı kadar değil. Dünyada yaşayan 4 insandan biri de Çin'de yaşıyor. Çin'de 145 milyon Müslüman yaşıyor.
Çin ve Hindistan'ın sahip olduğu toprak 170 milyonluk Rusya'nın sahip olduğu toprağın yarısı kadar değil. Böyle bir dünyayı sürdüremezsiniz. Yani siz kendi köyünüzde rahat duramazsınız. Artık dünya global bir köye döndü. Dünyanın herhangi bir yerindeki hastalık da sizi ilgilendiriyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki ekonomik kriz de sizi ilgilendiriyor. Ahlakımızı kaybediyoruz. Ailemizi kaybediyoruz. Bu ikisini kaybettikten sonra da geriye fazla bir şey kalmıyor. Bakın bugün 5 kişilik bir ailede batıda bir kişi, en az bir kişi intihara, en az bir defa intihara teşebbüs etmiş. Batıda intihardan ölen insan sayısı doğuda terör ve savaştan ölen insan sayısından daha fazla. En az 5 kişilik ailede bir kişi homoseksüel, lezbiyen, biseksüel ve ensest ilişki içinde fahişe bir hayat yaşıyor. 5 kişide bir kişi psikolojik destek almadan kendini yönetemiyor. 5 kişide bir kişi engelli. Obezite ve geriatrik engelli de bu kategorinin içerisinde. Batı'da aşırı beslenmeden, aşırı beslenmenin sebep olduğu hastalıklardan ölen insan sayısı Afrika'da acından ölen insan sayısından daha fazla. Yani dünya gerçeklerini görüp nereye gittiğimize ona göre karar vermemiz gerekiyor. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Şiire gelince söylüyoruz. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir adli ilahi sorar Ömer'den onu. Hani ne oluyor? Hayır, bakın intihar ediyorlar. Evliliklerini sürdüremiyor bu insanlar. Psikolojik bir bunalım geçiriyorlar. Ahlaki bir bunalım geçiriyorlar. Böyle bir dünyayı sürdüremeyiz. 5 kişide bir kişi alkolik ya da uyuşturucu kullanıyor. 5 de hasta. Onun için bizim her şeyi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ekonomik ilişkiler, siyasal ilişkileri toplum hayatını da etkiler. Ama toplum inancı, onun gelenekleri, davranışları da ekonomiye yön verir. Tencere yuvarlanıp kapağını bulana kadar bu çalkantı devam edecek. Türkiye hem dünyadaki bu dalgalanmadan etkileniyor, hem bölgedeki dalgalanmalardan etkileniyor, hem de kendi iç sorunlarından dolayı üçlü bir türbülans sürecine girdi. Bu bugünden yarına düzelmeyecek. Kısmi rahatlamalar olabilir ama tekrar sorunlar yaşayabiliriz. Ben önümüzdeki 10 yılın hem dünyada hem bölgemizde hem de Türkiye'de çok ciddi sorunlara da sebep olabileceğini düşünüyorum. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ederim. İşte ben tamam gördüm. Rahman abi çok. Rahman abi de çok teşekkür ederim. Aslında 5 dakika daha süre tanıştım. Biraz daha. Onu ikinci turda alayım o zaman ben size, tamam diye. Evet. Gördüm. Genelde gelenektir her konuşmacıdan sonra moderatör onun özetini yapar ama ben size Flash TV'nin seyircilere yaptığı muameleyi yapmayacağım. Yani işte diyor kedi pencereden atlar bir de okla kediyi göster. Sanki biz pencereyi kedi zannedeceğiz değil mi? Bu ukalalı yapmıyorum. Dikkat edin başlangıçta da bu meseleyi ben de onlar kadar biliyorum havasında bir korsan sunum yapmadım. Onun için zamanı kıymetli kullanmamız lazım. Bir de programımız birçok televizyon kanalında ve Van Efendi'de yayınlanıyor. Onu da size hatırlatayım. Şimdi Selahattin abimiz bakalım bu ekonomik krizle ilgili bizde nerede paylaşacak? Buyurun Selahattin abi. Şimdi Abdurrahman Bey zaten ekonomik konuları hem iyi bilir hem de ben de faydalandım. Pek benim anlamadığım şeyler olsa da anladığım kadarıyla anladım. Sadece şu kadarını ifade edeyim. Biz ekonomi için mi yaşıyoruz? Yoksa yaşamamız için mi ekonomiden faydalanıyoruz? Faydalanmamız gerekir. Biz genel olarak şimdi homo economicus dedikleri bir dönemden geçiyoruz. Kapitalist dönemin otomatik şeyi yani ekonomik hayvan durma yani yer, içer, yatar, kalkar, efendim mal sahibi olur, mülk sahibi olur vesaire ve sonra
İşte öldüğünde de güzel bir mezar yaptırır kendisine, işte görkemli bir mezar yaptırır, biraz çelenkler getirirler vesaire falan. Sonra işte ne kadar hayır sahibi olduğu falan vesaire söylenir ama asıl olan elbette ki yani inne ekremekum indallaha etkakum. Bütün mesele oradadır. Allah indinde takva sahibi olmak, fazilet ve takva açısından yerimiz nedir? Asıl olan odur ama bu ölçüyü genel olarak böyle klasik slogan olarak söylüyoruz. Ama kendi hayatımıza pek tatbik etmiyoruz. Hani Hazreti Musa zamanında Karun dedi ki Hazreti Musa'ya, bana ilmi simyayı öğret. Yani her tuttuğu şeyden altın elde etmeyi öğret. Öğrendi. Öğretildi denilir. Bu bir güzel bir şeydir. Ve sonra o kadar çok altın sahibi oldu, o kadar çok altın sahibi oldu ki sonunda yani hatta sadece sahip olduğu altın mahzenlerinin altın anahtarlarını taşımak için 9 deve kervanı lazım gelmiş. Yani müfessirlerin Kur'an'da aktardıkları bilgilere göre benim hatırımda kalan ve bir deve kervanı da 5 deveden oluşurmuş. Yani sadece hazinelerinin şeyini taşımak için efendim anahtar altın anahtarlarını taşımak için demek ki 45 tane deve lazımmış. Yani böyle. Sonrasında o yalnız daha önceden söz vermişti Hazreti Musa'ya. Evet, ben itaat edeceğim. Sen ne dersen senin bildirdiklerine göre amel edeceğim. Ama zenginliği arttıkça zıvanadan çıktı Karun. İyice artık yani ne namazı ne niyazı vesaire. Ve sonunda Hazreti Musa haber gönderdikçe dedi ki Karun'a söyleyin. Yani işte namazını niyazına riayet etsin ve malının da zekatını versin. Ama Karun baktı ki hesabını yapınca bunları vermek istemedi. Dedi ki Musa'ya söyleyin, benimle uğraşmasın, onunla korkunç şekilde uğraşırım. Peki, bir zaman geçti, yine Hazreti Musa'nın ihtarları, ikazları ona ulaştıkça sonunda Hazreti Musa'ya çok çirkin bir iftirada bulundu. İşte bir kadın sağda solda dedi ki Musa'yla benim işte irtibatım var vesaire. Bir iftira. Sonra denildi ki çağırdılar, getirdiler. Dediler ki göster bakalım Musa'yı. Gösteremedi. Gösteremeyince de dedi ki vallahi ben dedi bana para göndermişlerdi. Karun bana para göndermiş. Böyle söylemem istendi ve ben de onun gereğince söyledim bunları. Yalandı bunlar. O zaman namuslu bir insana iftira atmak ve bir hanımı iffet dışı davranışlara sürüklemek, teşvik etmek suçlamasıyla Karun'un cezalandırılması istendi. Karun dedi ki tabii akrabam zaten dedi. Çünkü benim malıma mülküme göz dikti Musa. Onun için beni öldürtecek ve benim mirasçım olarak bütün o malıma mülküme yer koyacak. Hedefi o dedi. Aslında bu yapmak istediği bu. Sonra Hazreti Musa dua etti. Ya Rab, Karun'u da, malını, mülkünü de her şeyle yerle bir et. Yok et, yani benim onun malında, mülkünde, şeyinde gözüm yok. Şimdi bu aslında 2000 veya 7000 yıl, 7500 yıllarını gösteriyor galiba Yahudi takvimi 5770, 5780 yıllarında sanıyorum. Aşağı yukarı demek ki 5700 yıl önceki bir kıssadan ibaret değil. Bu hepimizin günlük hayatımızda da karşımıza çıkan bir şey olduğu için anlattım. Hani denilir ya şarkılarda falan vardır. Hani Karun malı nitmiş. Yani gerçekten de nedir bu?
mal, mülk, hani Ziya Paşa'nın bir beyti vardır. Der ki, dehrin ne sefa var acep sim üzerinde, gümüş ve altında dünyanın ne sefa var acaba? İnsan bırakır hepsini him seferinde. İnsan son yolculuğa çıkarken hepsini bırakır gider. Biz de gideceğiz ama insanoğlu bunu düşünemiyor. Devamlı daha fazla mal mülk sahibi olmayı, hani mal mülk sahibi olmak isterken de çok fazla hayır yapmak için olsa, mesela bazıları vardır ki bu başka dinlerde de var. Püriten ahlakı denler buna. Amerikalılar, Amerika'ya gidenler daha çok Avrupa'dan protestanlar falan kaçtılar. Ve Püriten ahlakında dediler ki, yani daha çok çalışalım, daha çok kazanalım ve Tanrı'nın rızasını daha çok kazanacak işler yapalım. Bu bir saygı uyandırabilir yani. Nitekim bugün bilmiyorum, ben Amerika'ya falan gitmedim ama diyorlar ki yüzlerce üniversite vardır. Bunlar hep vakıfların elindedir. Vakıflar tarafından idare edilir bu üniversiteler. Aşağı yukarı ben onu Almanya'da da gördüm. Bir müddet orada da kaldığım için. Ve gördüm ki hatta her mezhebe göre Katolik hastanesi var, Protestan hastanesi var vesaire. Onlar yani hayır işlerini yapıyorlar, gönderiyorlar, kazanıyorlar, daha çok kazanıyorlar, daha çok kazanalım, daha çok hayır yapalım diye. Şimdi tabii bizim hayır kurumlarımız da son zamanlarda gelişmedi değil. Hatta bizim gençlik yıllarımızda işte bir deprem olur, bir bakarız efendim sadece Türkiye'de değil yani başka Müslüman ülkelerinde de anında 48 saat geçmeden hemen bir seyyar hastane kurulmuş, doktorları gelmiş, hemşireleri gelmiş vesaire ve insanlarımız derler ya bunlar maşallah ya Allah iman nasip etsin, bir de iman etseler var ya tam melek bunlar derler. Ve ben bazılarına takılırdım. Ben buna aynı şekilde Almanya'da da mesela o hastanelerde hizmet eden hemşireler falan görürlerdi bizim hacı abilerimiz falan. Yahu derlerdi. Bir hizmet ediyorlar ki bir de iman etseler. Ben de diyordum ki hacı abi onlar da diyor ki bir de iman etse ne iyi adamlar bunlar. Bir de bizim dine geçse ne iyi adamlar derler. Bunu bırakalım. Yani bu böyle bir başladı mı bizim dine geçse falan o değil. Ama hayırlı hizmet açısından nihayet son zamanlarda bu ülkenin insanları da gerçekten ilgi çekici. Çünkü benim gençlik yıllarımda utanırdık. Niçin sadece hep böyle Müslüman olmayan ülkelerde dünya kadar yardımlar geliyor, biz yokuz. Ve şimdi biz varız. Dünyanın çeşitli yerlerinde biz derken sakın belli bir coğrafi sınırı şey yapmayalım. Ama bu coğrafya, en azından bu coğrafya onun öncülüğünü yapıyor. Onu da belirtelim yine de. Çünkü maalesef bu coğrafyada aslında dünyayı satın alacak milyarlar, yüz milyarlarca paralar var ama Amerikan başkanı gelir, hem de İslam düşmanlığı ve Müslüman düşmanlığı yaparak siyaset platformuna çıkıp şöhret kazandı ki daha önce bir gayrimenkul milyarderi dünyada Trump denilen adam. Ama İslam düşmanlığı yaparak piyasaya çıktı. Ondan sonra da ilk ziyaretini nereye yaptı? Müslüman dünyasından gitti Suud rejimine ve ondan sonra da bir anlaşma imzaladı. Bir anlaşmayla 110 milyar dolarlık silah sattı. 110 milyar dolar. Şimdi şöyle, Türkiye şurada bir 2,5 milyar dolar karşılığında 96 tanemine füze alacak Rusya'dan. 2,5 milyar doları nasıl temin ederiz hesabını yapıyor. Adam öbür tarafta kimin parasını veriyor bu? Ümmetin bu ne Suudi'nin ne şunun ne bunun. Hatta bugünün insanların da değil, bütünüyle gelecek nesillerin, ümmetin gelecek nesillerinin ortak zenginliğiydi. Yerin altındaki zenginlikler, yerin üstündeki zenginlikler. Ama biz bunları sorgulayamadık ve harekete de geçiremedik. Ama en azından bu coğrafyada son yani 8-10 sene içinde biraz kendi yaralarımızı sardıktan sonra dünyanın başka ülkelerine yardım etmek açısından sahip olduğu milli gelir açısından birinci ve başka ülkelerle mukayese edildiğinde de
Amerika'nın zenginliği malum maddi açıdan ondan sonra ikinci sırada yer alıyor ve 8 milyar dolara yakın dış yardımlar tam nereye? Ben de diyordum ki ya sadece bu Müslüman ülkelerin için yardım yapılıyor. Allah'ın mazlum kulları, mustazaf kulları, zayıf, zaafa uğratılmış, hakları elinden alındığı için, hakları gasp edildiği için nice mazlum halklar var. Onlara da yardım yapılmalı diyordum. Ve nitekim Jamaika'da bir deprem oldu. Korkunç bir deprem. 300 bin kadar insan hasar gördü. Bilmem 50 bin, 70 bin mine insan öldü. Hala oraya Kızılay yardım yapıyor. Gayet güzel dedim. Yani sadece Müslüman halklara yapılan yardım değil. Allah'ın mazlum kullarına her nerede olursa olsun bizim yardım etme. Ha şimdi bu ekonomiyi onun için ben mihver olarak almak yerine insani yaşamamızda, insanca yaşamamızda bir temel kriter almak zorundayız. O açıdan baktığımızda şöyle, yani meselemiz sadece bu ülkenin ekonomisiyle veya Van'ın ekonomisi falan. Van bir küçük bir noktadır Türkiye'nin içinde. Türkiye dünyada bir küçük noktadır. Müslüman dünyasında bir küçük noktadır. Dünyada bir küçük noktadır. Ama elbette ki ta Washington'daki veyahut da Japonya'daki bir şey olduğunda, bir problem olduğunda hemen Türkiye'de bundan etkilenir. Bileşik kaplar esası vardır biliyorsunuz fizikte. Hemen sular alttan birbirine kanallarla birleşir, dengeleşir verir. Biz buradan otomatik olarak bundan zarar görürüz, faydalanırız vesaire. Ama elbette ki biz düşmanlarımız vardır. Neyin düşmanı vardır? Müslümanın düşmanı vardır. Müslüman düşmanlarına karşı Müslümanları da ben de bir emperyalist dünyanın insanın ve sorumlusu olsam şu Müslüman dünyayı nasıl birbiriyle uğraştırırım, nasıl birbiriyle boğazlaştırırım, gücünü kırarım diye hesabını yaparım. Siz de herhalde farzım hal dünyanın bugün çok en güçlü sayılan ülkeleri kendi işlerinde bir iç savaşa girseler evet, mazlum, sivil halktan insanlar, çoluk çocuk, kadınlar, savunmasız insanlar öldüğü zaman, öldürüldüğü zaman elem duyarsınız ama dersiniz ki ya parçalansınlar, yesinler birbirlerini dersiniz. Sovyetler Birliği denilen bir heyula vardı, bir korkunç bir şey vardı. Ve dağıldığı zaman herhalde gözyaşı dökmedik canım. Yani derdik ki dağıldı gitti, tamam. Ha sonra hatta yerlerde sürünen bir Rusya olduğu zaman da herhalde gözyaşı dökmedik. Ama yeniden güçlendiği zaman vay be dedik. Adamlara bak ya yeniden toparlan dedik. Ve eğer düşmanınız ise düşmanınızın güçlenmesini istemezsiniz. Dostunuz ise üzülürsünüz. O kadar. Bizim şimdi Müslüman coğrafyasının huzursuz olması için daima daha yeni problemler oluşturacaklardır. Hatta birbirine düşüreceklerdir Müslümanları, işte şu coğrafyanın insanı, bu coğrafyanın insanı diye. Bu coğrafyanın insanları Müslüman dünyasının sınırlarını, bugün Müslüman dünyasındaki sınırları İslam çizmedi. Şu dağlar, şu dereler, şu dereden öbür tarafı falanca ülkenin, bu tarafı filanca ülkenin değil. Bizim dünyamızın sınırlarını inancımız çizdi ve bu inanç, hani Muhammed İkbal'in deyimiyle, Muhammed İkbal'in çok güzel bir Hint Müslümanlarından, o zaman Pakistan yoktu tabii, Hint Müslümanlarından Muhammed İkbal'in 80 sene öncelerde söylediği bir beyit vardır ki, o beyit aslında hepimize ışık tutacak bir beyittir. Kürtçe bilenler herhalde Farsça beyti anlarlar nispeten. Der ki, Kalbi ma ez Hindu Rumu Şam nist, merzu bu mu ma becüz İslam nist. Bizim kalbimizde Hint diyarlarının, Anadolu diyarlarının, Şam diyarlarının muhabbeti, sevgisi yoktur. Bizim için İslam'dan başka sınır da yoktur vatanda. İşte bu noktayı görebilirsek, biz elbette güçlenirken düşmanımız çıkacak karşımıza. Eğer başımızı eğersek, elbette ki düşmanlarımız aferin diyecekler, iyi itaat ediyorsunuz diyeceklerdir. Onlar itaat eden kukla halklar istiyorlar. Demin Abdurrahman Bey işaret etti, hani Pax Romana diye. Yani Roma İmparatorluğu'nun şeyi neydi?
insanlara çağırsın, teslim ol. Böyle demin Abdurrahman Bey'e uzattım kağıdı, şimdi bana uzatıldı, 5 dakika kaldı diye, neyse. Teslim ol, efendim, barış olsun dedi Roma İmparatorluğu. Şimdi Pax Americana var, Amerika da diyor ki, teslim ol, barış olsun. Bizim şeyimiz nedir? İslam da aslında bunu istiyor, teslim ol. Ama kime teslim ol? Allah'a teslim ol. Ve Allah'tan gayrisine değil. Allah'a teslim ol, barış olsun. Yani nedir bu? Allah'a kul olduk kalu belada. Bu yolda verilmiş ikrarımız var. 3 günlük ömür için fani dünyada kula kul olmamak kararımız var. Bunu diyebilmektir asıl mesele. Eğer bunu diyebiliyorsak ve ben sadece Allah karşısında eğilirim ve sadece ona bağlı onun verdiği rızıklarla beslenmekle ve hayatımı ona göre şekillendiririm deyip geçer. Onun dışında yoksa işte falan coğrafya, filan coğrafya, efendim filan ülke, Müslüman ülkeleri 100 yıl öncesinde sadece Müslümanların elinde bir Osmanlı vardı, bir İran vardı, yarım da Afganistan var gibiydi biraz. Onun dışında pek başka bir şey gerisi emperyalist güçlerin elinde, ta Endonezya Hollanda'nın elindeydi, Malaya, Malezya İngilizlerinden de, Hindistan İngilizlerinden de, Afrika'nın içi zaten İngiliz, Fransız, İspanyol, Belçika vesaire falan filan yani hepsi. Ve bir yerde, ben hemen 5 dakika denince 3 dakikası gitti zaten de hemen söyleyeyim, onu kısaca söyleyeyim, öyle noktalayayım sözümü. Şimdi 1915'lerde artık kendilerini aydın, münevver, o günkü deyimle münevver veya aydın ilan eden tipler, ya bu Osmanlı'da gider, devlet yıkılır. Halbuki devleti ebed müddet, sonsuza kadar yaşayacak devlet denilirdi. 600 küsur yıllık devlet öyle ya, kolay kolay yıkılır mı falan denilirdi. Ve büyük bir şeyle bazıları derdi ki hayır bu devam edecek. Bazıları da derdi ki yıkılır ya, bu aydın denilen kesimler Avrupa'dan beslenmişler. Ve bir şair dedi ki, ölmez bu vatan, farz muhal ölse de hatta, çekmez kürenin sırtını bu tabut-u cesimi. Bu vatan ölmez ya, farz muhal ölse de hatta, bu yer küre, bu tabutu, bu büyük tabutu nasıl taşıyacak? 100 yıl geçti kardeşler, hala taşıyamıyor. Hala kan revan içinde, darmadağın olduk, 30-35 tane devlet icat edildi. Uyduruk devletler, her birisinin sınırlar çizdiler, kutsal ulusal sınırlar, kutsal ulusal bayraklar, kutsal ulusal başkentler, kutsal rejimler, kutsal bilmem hanedanlar falan filan. Ve üzerinden 100 yıl geçti, hala birbirimizle de boğazlaşıyoruz, hala elbette ki onlar da geliyor, ta 15 bin kilometreden Irak'ı bombalıyor, Afganistan'ı bombalıyor, Suriye'yi bombalıyor, Libya'yı bombalıyor, daha yarın bir gün başka yerler bombalayacak. Ama benim diyor, çünkü menfaatim var burada, buralarda dünyanın düzeni benden sorulur diyor. Ama biz diyemiyoruz ki, biz Müslümanız ve bizi başka türlü bir ayrımla, başka tariflerle ayıramasınız diyemiyoruz. Onun için bir takım sıkıntılarımızın temelinde, ekonomi falan da temelinde, bunun ötesinde asıl bu mevzular var. Kalplerimizi eğer birleştirirsek ve dil, Farsça'da hem gönül demektir, sadece ağızdaki dil değildir. Dillerimizi birleştirirsek, yani gönüllerimizi birleştirirsek, ellerimizi ve beyinlerimizi birleştirirsek Allah'ın izniyle, ben ümitsiz değilim. Yani 40 yıl öncesinde bu ülkenin bu noktaya gelebileceğine ihtimal veremiyordum. O zamanlar çok güzel ideallerimiz vardı. Şimdi çok mu iyi? Yarısına kadar dolu bardak, yarısına kadar boş bardak denilebilir ama bugün geldiğimiz nokta ümitsizliğe sevk etmiyor beni ve ben tabii gençler daha fazlasını ileride görecekler ama diyorum ki elhamdülillah diyorum, bugüne geldik, daha ilerisinde göreceğiz. Ama ümitsiz olmayalım, ümitsizlik bize yakışmaz ve ama inandığımız değerlere göre hareket etmeyi esas alalım derim. Ve bunun da ölçüsü nedir? İlahi kelimetullah, Allah'ın dinini yüceltme davasıdır. Bizim davamızın adı budur. Bunun dışındaki hiçbir davamız, ben şahsen
Böyle bir de onun için de o zaman bunlar olduğu zaman gerektiğinde ağaç kabuklarını kemirerek de yaşamasını biliriz. Ama izzetsiz, iffetsiz, istiklalsiz yaşayamayız, imansız yaşayamayız. O zaten yaşadığımız zaman da ne iman olur, ne iffet olur, ne istiklal olur. Vesselamu aleyküm şimdi. Ya lütfen. Selahattin Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Genel olarak yani böyle kendimizle ilgili sorunlara bakarken ilk iğneyi, çuvaldızı kendimize batırmamız gerektiği kanısındayım ben. Çünkü yani bütün dünyada zaten büyük güç mücadeleleri var, devletler arasında oyunlar var, büyük güçler arası mücadeleler var. Fakat bunların hepsi zaten bu işin bir parçası. Bunlarla ilgili eğer bir saldırı altındaysak, bir sorun varsa bunda da mücadele etmek zorundayız. Yani bunu da bunda da baş etmek zorundayız. O yüzden bunu söyleyerek kaçamayız bundan. Biraz önce Abdurrahman Bey de bunu anlattı. O yüzden önce biz nerede hata yapıyoruz, daha iyisi nasıl yapabiliriz meselesi üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü diğerine o kadar nüfuz edebileceğimiz bir şey değil o. Sadece söylenebileceğimiz, işte lanet okuyacağımız bir şey. Ama eğer ölçüsünü kaçırırsak bir noktadan sonra bir tür avunma, gerekçe bulma, kendimize kendi hatalarımızı örtme mekanizmasına dönüşebilir bu. Yani dış güçler bunları bize yapıyor dedikten sonra kendi içimizde yapmamız gereken konuşmaları, kendi muhasebemizi ertelemiş de olabiliyoruz. Mesela bu şehre bir saat uzaklıktaki İran'da böyle bir toplantı yapıldığında yani işte ülkemiz, orada ekonomik sorunlar var, ciddi sorunlar var, protesto gösterileri oluyor bazen. İnsanlar mutsuz, işte oradan göç etmeye çalışanlar var. Yani şey, sorunlu bir ülke. Muhtemelen orada böyle bir masaya oturma şansı bulan işte gazeteciler, entelektüeller ki yani orada özgür medya çok fazla yok, işte bağımsız sivil toplum örgütleri çok fazla yok. Muhtemelen ülkedeki sorunların çoğunu Amerika ve İsrail'e bağlayacaklar ve herkes çok mutlu olacak ve salonda büyük alkışlar kopacak. Kahrolsun Amerika, şeytan Amerika diye bağırılacak. Zaten bunların hepsi komplo. İçimizdeki işte muhaliflerin hepsi ajan denecek ve gideceklerdir. Fakat yani bu İran'ın sorunlarını çözmüyor. İran ekonomisini düzeltmiyor. İranlıları mutlu etmiyor. Bu şehirde çok fazla hani İranlılarla siz temas ettiğiniz için biz İstanbul'da karşılaşıyoruz. Mutsuz insanların ülkesi. İşte bir ülke var, işte belli bir şeyle işte dünyada hani örnek gösterilen işte bir devrimle bir inkılap yapmış. Fakat daha sonra bu bir baskı rejimine dönmüş. İnsanlar zorla bazı şeyleri yapmak zorunda kalmışlar. Ve o ülkeden çıktıkları anda o kalıplardan bir an önce kurtulmaya çalışıyorlar. Yani bir büyük bir başarısızlık hikayesi var. Mesela biz buradan herhangi burada işte ticaret odasındayız, burada iş adamları var, girişimciler var. Mesela İran'da iş yapmak diye bir şey düşündüğümüzde aklımıza gelen sorunlar, yani işte hukuk nasıl, yani malımıza el konur mu, bir sorun çıkar mı, bir şey olur mu gibi bir sürü problem geliyor aklımıza ve bunlar aslında bu kadar bir saat mesafede olmanıza rağmen, çok da aslında fırsatlar da olmasına rağmen her şey olabilecek bir yer çünkü. Bu sizi engelliyor. Demek ki bir ülkenin ekonomisinin problemli olmasının sebepleri arasında o ülkenin kendi iç dinamikleri en başta geliyor. Yani mesela hukuk, insanların hesap sorma mekanizmalarının gelişip gelişmediği, ticaret hukuku, bankacılık sistemi, bunların sağlam olup olmadığı. Bunların hepsi de adaletin üzerine oturuyor aslında. Sağlam bir hukuki, bağımsız hukuki temelin olup olmadığı. Bu aynı zamanda çok seslilik aynı zamanda. Yani biraz böyle hani hükümet icraatları eleştirilebiliyor mu? Yanlış bir şey olduğunda birisi yanlış yapıyoruz diyebiliyor mu? Çünkü bir sürü yanlış yapılabilir. Yani bir iktidar binlerce karar veriyor. Bunlardan bir kısmı yanlış oluyor. Ve bu yanlışları acaba yanlış bu düzeltelim diyebilecek bürokrasi içerisinde birileri var mı? Muhalefet var mı? Medya var mı? Bu söylenemezse o zaman yanlışlar devam ediyor. Yanlışlar söylenemiyor ve yanlışlar kronik hale geliyor. Bu örneği verdim. İran tabii çok ekstrem bir örnek. Biz tabii ki o konumda bir ülke değiliz. Fakat bizde de son zamanlarda özellikle
dışarıdan bize doğru bakanların, mesela girişimcilerin, sermayedarların ürkmelerine neden olabilecek bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Yani acaba burada hukuki güvence var mı? Ben buraya yatırım yaparsam sorun çıkar mı? İnsanlar fikirlerini tam olarak söyleyebiliyor mu? Mesela burada yanımda bunu çok yakın zamanlarda yaşanmış bir örneği, Abdurrahman Bey'in örneği. Hep takip etmişsinizdir muhtemelen. İşte hani bir McKinsey diye bir Amerikalı şirketin Türkiye'de bir ekonomi bakanlığında işte bir önemli bir daireyi işte denetleyecek, işte oradaki organizasyona destek verecek, danışmanlık yapacak söylendi. Bunun üzerine yani bütün fikirlerine ben Abdurrahman Bey'in katılmıyorum. Fakat fikirlerini cesurca söylemesine çok her zaman hani çok örnek gösteriyorum ve çok yani takdir etmek şeyim de değil ama Abdurrahman Bey burada fikrini söyledi. Bunun yanlış olduğunu söyledi. Belki de o yani ekonomik mantık açısından açıklanabilir tarafları da olabilir ama bunun yeni bir işte IMF şeyi olduğunu söyledi. Bunun doğru bir yol olmadığını söyledi ve bunu net bir şekilde fikirlerini işte sosyal medyada da, gazetesinde de, televizyonda dillendirdi. Ve bir hafta içerisinde yani yılların Abdurrahman Dilipağ'ı, işte yıllardır yazar, yıllardır bu hareketlerin içerisinde iktidarın da içinde olduğu camianın çok saygıdeğer bir ismi. Fakat yani pek çok hak etmediği şey işitmek zorunda kaldı. Sadece bir eleştiri yaptığı için. Ama sonunda ne oldu? Sonunda onun eleştirisinin doğru olduğu takdir edildi. Ve o zamana kadar Abdurrahman Bey'e hak etmediği şeyleri söyleyenler bir anda tekrar döndüler. Ve onun cephesinden daha önce dillendirdiği şeyleri dillendirmeye başladılar. Şimdi böyle bir ülkenin yani insanların eleştirilerini rahat söyleyemediği, bu kadar hani müktesebatı olan bir insanın bile söylediği ilk eleştiride böyle karşılandığı, yani hoşgörü ortamının azaldığı, insanların birbirlerinden öğrenme şeyinin azaldığı, hukuki güvencenin azaldığı bir ülkede ekonomik bazı sorunlar yaşanması, sermayenin kaçması da çok tuhaf değildir. Dünyada bütün bu yani bizim işte hürriyet, işte adalet, eşitlik, hukuk devleti, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik gibi hukuki kavramlar, bir takım siyasi kavramlar. Bunlar böyle birilerinin kaşı gözü üzerine yani güzel diye ortaya çıkmadı. Yani insanlara hürriyet verelim, eşitlik verelim böyle ortaya çıkmadı. Bunlar aslında yükselen bir burjuva sınıfının Avrupa'da talepleri olarak ortaya çıktı. Çünkü bir ticaret yapmak istiyorsunuz diyelim, hukuk normları olmazsa, yani malınızın güvencesi olmazsa bunu yapamazsınız, mal satamazsınız. Bir ülkede yaşıyorsunuz, eşit insanlar eşit olmazsa eşit insanlar arasında da ticaret olmaz. Özgür olmazsa özgür insanlar da ticaret yapamazlar. Gibi. Yani bütün bu kavramlar aslında belli bir sınıfın temelleriyle ortaya çıktı. O yüzden o kadar birbiriyle girift meseleler bunlar. Yani hukuk devleti takım hürriyetlerle ekonomi arasında en başından itibaren bir ilişki var. Bir de şöyle bir şey var. Biz maalesef biraz böyle ekonomiyi çok böyle kapalı, işte herkesin işte kendine yettiği, işte dünya işte o onu etkiliyor, bunu etkiliyor, işte dış güçler burayı etkiledi şeyinde. Tam olarak dünya ekonomisinin çok uzun yüzyıllardır aslında birbirinin içine girdiğini tam olarak sanki anlayamıyoruz. Halbuki mesela çok ilginç, geçenlerde bir makalede okudum. 1863 yılında meşhur Mecelle'nin yazarı Ahmet Cevdet Paşa, o zamanlar bir Osmanlı bürokratiyken Bosna'ya gidiyor müfettiş olarak ve Bosna'da çok ciddi bir ekonomik sorun var. Bunu araştırıyor, sebebini araştırıyor. Bosna erik üretiyor ve kuru erik satıyor 19. yüzyılın ortalarında. En büyük ticaret kalemi bu, en büyük geçim kalemi bu. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Niye artık satılmıyor bu erikler? Niye burası fakirleşti? Sonunda şöyle bir şey olduğunu keşfediyor. O yıllarda bu erikleri boşnakların ürettiği erikleri Macar tüccarlar onlardan satın alıyor. Arnavutluk limanlarına getiriyorlar ve o erikler en çok Amerika'ya götürülüyor. Yani 19. yüzyılın ortasındaki şeyi düşünün. Yani birbirine girift küresel ekonomik sistemi düşünün.
Yani Boşnaklar erik üretiyor, onları Macarlar kurutuyorlar, Macarlar satın alıyor. Arnavutluk limanları, tabii bütün bu ülkeler sonradan ortaya çıktığı için şimdi böyle anlatıyoruz, o zaman hepsi çok daha rahat şeyler. Amerika'ya götürülüyor. Amerikalılar en büyük tüketicisi bu. Fakat o yıllarda Amerika'da iç savaş çıkıyor. Amerikan iç savaşı ve Amerikan iç savaşı yüzünden bu erikleri artık da almıyorlar. Yani işte para yok, işte ortam müsait değil. Yani Amerika'da çıkan bir iç savaş, işte bir kölelik meselesine ortaya çıkan bir savaş, iç savaş Bosna'daki erik üreticilerini etkiliyor. Tabii ki Macar tüccarları da Arnavutluk'taki liman üreticilerini etkiliyor. Bu dünya ekonomisi çok uzun süredir böyle birbirine kenetlenmiş durumda. Bunun mesela Türkiye'deki en meşhur örneği 1929 krizi. Amerika'da borsa çöküyor 1929'da Kara Cuma ve bundan birkaç ay sonra Türkiye'de özellikle liman şehirlerindeki işte tarım ihracatı yapan sektörler bundan çok ciddi bir şekilde etkileniyorlar. Daha sonra 1930'da bu sefer Sovyetler müthiş bir tarım hamlesi yapıyor, bir dumping yapıyor, çok ucuz fiyata buğday piyasaya sürüyor. Bu sefer İç Anadolu'daki buğday üreticileri bundan etkileniyorlar. Buğday elde kalıyor çünkü çok ucuz buğday ülkeye giriyor. Hatta Türkiye'deki buğday türlerinin bozulması da bu zamandan başlıyor. Hala daha şu anda Türkiye'de herhangi bir yerde ekmek aldığınızda o ekmeğin yapıldığı unun en az işte %50'si ithal un aslında. Çünkü Türkiye'deki buğday şeyi çok uzun yıllardır tarımda yanlış politikalar olduğu için, bozulduğu için ancak ekmeklik un ithal şeyle paçal yapılarak yapılıyor. Yani ithal un geliyor ve bu da Rusya'dan ve Kazakistan'dan geliyor. O yüzden de dolar fiyatı arttığında ekmeğin fiyatı da artıyor. Fırıncılar isyan ediyorlar. Hani herkes televizyonda bazen söyleniyor. Yani ne alakası var ekmekle doların? Çok ciddi alakası var. Çünkü o ekmeğin yapılan un ithal ediliyor ve onun fiyatı artıyor. Onun işte taşımacılığı, işte petrol fiyatları ayrıca kalemler. O yüzden yani bütün dünya ekonomisi aslında birbirinin iç içe girmiş ekonomiler. Mesela bugünlerde yaşanan işte bu Cemal Kaşıkçı olayı meselesiyle yaşanan Suudi Arabistan, Amerika meselesi. Din de temelinde aslında bu ekonomi var. Biraz önce Abdurrahman Bey de anlattı. İşte 70'lerde Amerika ciddi bir dolara karşı bir özellikle gelişen Avrupa ekonomilerinden isyan, işte dolar altın şeyi eşitliğine karşı bir isyan ortaya çıkıyor. Amerika bu isyanı, doların kıymetini Suudi Arabistan'la yaptığı petrodolar anlaşması denen, yani Suudi Arabistan petrolünü sadece dolarla satmayı kabul ediyor. Ve böylece dolar müthiş bir uluslararası para birimine tekrar dönüşüyor. Yani gücünü tekrar oradan alıyor. O yüzden hani Suudi Arabistan'la Amerika'nın arasında böyle şey yapılamaz, yani bozulamaz bir ilişki var. Ekonomi üzerine oturmuş. O yüzden Suudi Arabistan arada bir Amerika'dan gidip ürünler alıyor. Çünkü onun da varlığı, oradaki varlığı Amerikan güven şeyiyle, ordusuyla sağlanıyor zaten. O yüzden yani dünyadaki bu şeyler, işte mesela en son doların yükseldiği bir sahur gecesi bir anda Türkiye'de büyük bir şey oldu ve dolar yükseldi. Hepimiz yani ne oluyor yani, bizde borsalar kapalı, döviz büroları kapalı, tahtakale kapalı, yani bankalarımız kapalı. Ne oldu da hani sahur vaktinde bir anda dolar yükseldi diyoruz. Halbuki bizde kapalı ama Asya'da açık. Çünkü zaman saat var ve Asya piyasası açılıyor. Ve Asya piyasasında daha önce 2008'lerde, 2009'larda Türkiye'yi çok yatırım için cazip bulup biriktirdikleri paraları Türkiye'ye yatıran Japon ev kadınlarının bir takım fonları var. İşte Japon ev kadınları diye işte bir şey var, konsept var. Yani birikim yapıyorlar. Japonlar çok tasarruflu bir millet. Bunlar bir takım fonlar oluşturuyorlar. Bu fonlar da dünyada işte çeşitli ülkelerin tahvillerini satın alarak işte paraları arttırmaya çalışıyorlar. Ve Türkiye'nin ekonomisine çok katkı yaptılar bunlar zamanında. Çünkü Türkiye'nin yükseldiği bir şey var. Özellikle 2005, 2006, 2007, 2008, 2013'e kadar devam eden bir yükseliş trendi var Türkiye'nin. Onlar Türkiye'de işte bir takım sorunlar olduğunu, işte ekonomi yönetimiyle ilgili bir takım sorunlar var, işte bir takım uluslararası baskılar var, Amerika ile sorunlar, bunlar hepsi bir paket aslında. Hepsi tek başına değil. Onu görünce onlar da burada artık güvenli olmadığını düşünüp paralarını çektiler ve o gece bir anda bir dolar fiyatının yükseldiğini gördük. Yani Japonya'daki ev kadınlarının çıkarlarını gözetmesi bile bizim buradaki dolarımızı
ekmek fiyatımızı etkileyebiliyor. Böyle bir dünya ekonomisi var. Böyle bir ekonomiyi tabii ki bu işi bilen insanların yönetmesi gerekir. Yani çok iyi, çok disiplinli bir şekilde yönetilmesi gerekir bunu. Burada da işte ehliyet, liyakatlı kadroların olması, bunların görev alması önemli. Bunun yani bu işi bilen bir sürü insanlar var. Bunların rahat rahat eleştirilerini söyleyebilmesi, yani şu yanlış oldu, ya bu McKinsey işi doğru değil ya da işte Merkez Bankası faizi düşürmesini düşürsün, bunları rahat söyleyebilmeleri, öyle bir ortam olması gerekir. Yani ticaret odalarının bunları rahat söyleyebilmesi gerekir. Ekonomistlerin bunları rahat söyleyebilmesi gerekir. Televizyonların bunları rahat konuşulabilmesi gerekir. Otosansür olmaması gerekir. Herkes şu kendi ülkenin menfaatini düşünüyor. Kimse kendini düşünmüyor. Yani buradan bir ortak akıl çıkacak ve bu ortak akıldan bir şey çıkacak. Buralarda bir bazı sorunların olduğu Türkiye'de anlaşılıyor. Bütün bunlar birleşince de böyle bir şey var. Yoksa 1990'lardaki erken emeklilik kararını dış güçler aldırmadı Türkiye'ye. Bunu bizim buradaki popülist iktidarlar aldırdı ve hala daha bunun yükünü Türkiye ödüyor. Ya da işte yolsuzluklar, işte ehliyet, liyakatsiz kadrolarla yapılan işler ki bu hani bugün işi değil, yani çok eskiden beri devam eden bir şey. Bunları da dış güçler yapmadı. Bunları da biz karar verdik. Bunlara daha serin kanlı, daha cesur, daha özgüvenli bir şekilde ve önce kendi hatalarımıza yoğunlaşarak bakmamız gerekiyor. Dünyada güçler savaşı her zaman olacak. Hiçbir zaman dünyada bütün insanlar kardeş olmayacaklar. Özellikle ekonomide her ülke birbirinin rakibi. İşte Çinlilerle Amerikalılar arasında görüyorsunuz haberlerde, işte sürekli şeyleri, gümrükleri indiriyorlar, çıkarıyorlar. Bunlar daha da artacak. Öyle bir dünya şu anki dünya. O yüzden burada bizim kendi ev ödevimizi en iyi şekilde yapmamız gerekir. Onun dışında gücümüzün yetmediği şeyler olabilir. Onlarda da tabii ki hani kendi ev ödevimizi rahat yaptıktan sonra hani bunda da hep beraber hareket edebiliriz. Ama önce kendi içimizi, içimize doğru bakmalıyız ve kendi sorunlarımızı çözmeye odaklanmalıyız. Buradan bir saat sonraki İran'la Türkiye, Van arasındaki bu ekonomi fark aslında bunun sonucu aslında. Türkiye'nin yine 60 yıllık bir demokrasi olması, işte bir yine de bir özgür, işte serbest pazar ekonomisinin olması, işte bankacılık sisteminin olması, muhalefetin olması, medyanın olması, bunun farkı aslında biraz daha. Bizden daha iyi olanların farkı da biraz daha bizden bunları daha iyi yapmalarında aslında. Benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim.